Değerli izleyicilerimiz, Hayat Hastanesi Facebook sayfasından gene bir canlı yayında beraberiz. Her hafta Perşembe günleri saat 14'te Hayat Hastanesi'nde birlikte çalışmakta olduğumuz uzman doktorlarımızla bu sağlık programlarını biz yapıyoruz. Her hafta bir uzman doktorumuzla beraber oluyoruz. Bugün kimle beraberiz? Operatör Doktor Tevfik Öncan Bey. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı kendisi. Ben doktor bey'e az önce sordum ya ne kadarlık uzmansınız? 14 yıllık ortopedi uzmanı. Az olmayan bir altyapı ve tecrübe diye değerlendiriyorum. Ne zamandır Hayat Hastanesi'ndeyiz? 2 yıldır da Hayat Hastanesi'nde insanlarımıza, bölgemize, Bursa'mıza hizmet veriyoruz. Tariflerini söyledim. Onun ötesinde de Hayat Hastanesi'ndeki ortopedi biriminde bölümünde 4 ortopedi uzmanı var. Profesör Öner Gedikoğlu hocamız da gene ekibin kıdemlisi olarak konunun içerisinde. Her bir arkadaşımız ortopedinin bir alanı ile ilgili özelleşmişliği var. Tabii geceleri de yaralanmalarda, iş kazalarında, kırıklarda, çıkıklarda ve yaralanmalarda buna benzer problemlerde 24 saat hizmet veren bir acil birimi var ortopedi yönünden. Gecelerde nöbetçi doktorlarımız var. Onlar bakıyorlar. Uzmanın olması gerektiği dönemlerde de, durumlarda da mutlaka ortopedi uzmanlığıyla o hizmetler verilebiliyor. Genelinde de gene Allah kimseye hastalık vermesin ama buraları da eksik etmesin tarifini söylüyoruz. Ben Tevfik hocama sordum. Hocam ne anlatacağız biz bugün buralarda? Çocuk kırıkları Allah Allah ne oldu da çocuk kırıklarının anlatılması ihtiyacı var? Yani insanlar zannediyor ki çocuk doktoru var, çocuk cerrahisi de var. Oralar mı bakıyor, kim bakıyor buna benzer konulara açıklık getirmek bakımından da ihtiyaç hissettik. Tabii çocuk kırıkları var. Çocuk kırığıyla da ilgili erişkin kırığından farklı dikkat edilmesi yönler var diye o sebeple biz bu konuyu bugün konuşuruz diye düşündük dedi Tevfik hocamız. Ben Tevfik hocamıza şimdi sözü vereceğim ve anlatacak. Tabii bizim canlı yayında sorular da sorabiliyorsunuz bize. O soruları da biz cevaplandıracağız diye bize sorusu olan izleyicilerimiz sorabilir diyorum. Tevfik hocama da buyurun hocam, ne anlatacaksınız diyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten öyle. Mesela bir Şubat tatili geçirdik. Bu çocukların işte yaz tatili olsun, Şubat tatili olsun, bu dönemlerde işte oyun oynamak, dışarı çıkmak, yani bu dönemlerde biraz yaralanmalar da artıyor. Genel olarak tabii bizim hani ortopedi kapsadığı alanlardan biri. Yani çocukların da hani rahatsızlıklarını, ortopedik rahatsızlıklarını. Burada tabii ben özellikle çocuklarla erişkinler arasında bariz farklar var. Onları özellikle belirtmek istiyorum. Çocukların kemikleri erişkinlere göre daha esnek. Belli bir açıya kadar mesela esnemeye müsaade ediyor. Yani çok o belli sınırın üzerine geçildiğinde gene yaş ağaç kırığı dediğimiz kırıklar oluşuyor. Yani erişkinde görmediğimiz tipte kırıklar bunlar. Ya yani erişkinde tamamen kemik ayrılırken onlar da bazen sadece eğrilme şeklinde plastik deformasyonlar olabiliyor. Ya da kısmi kırık dediğimiz o yaş ağaç kırığı gibi kırıklar olabiliyor. O yüzden çocukların kemik yapıları farklı. Ama bizim tabii bunların hepsi uzmanlık alanımızın içerisinde yer alıyor. Tabii özellikle bununla ilgili işte hoca düzeyinde ayrılanlar olabiliyor ama genel olarak biz pratikte hani kırıklara direkt olarak hani bizler bakıyoruz. Yani ortopedi uzmanlarının branşının içerisinde yer alıyor. Tabii böyle bir erişkine yaklaştığımızdan daha farklı yaklaşmak gerekiyor. Yani erişkinde bir kırık oluştuğu zaman üzerindeki bir zar vardır mesela. O zar da yırtılıyor. Ama çocukların o kemiğin üzerindeki periost dediğimiz tabaka daha kalın. Daha kalın olduğu için çok kolayla yırtılmıyor. Yani genel olarak kemiğin bütünlüğünü oradaki yaralanmayı içinde tutuyor. Bu da bize kırığı düzeltirken, oturturken de bir avantaj sağlıyor.
kırığın iyileşmesine de çok yani faydası oluyor. Hatta erişkinlerde açık kırık, kemiğin deri yırtıp yani çıkması gibi durumlar ortaya çıkabiliyor ama çocuklarda bu çok daha nadir gözüküyor. Çünkü o etrafındaki koruma yani daha kuvvetli önemli olduğu için. Önemli bir fark evet, yani kesinlikle. Şeylerde erişkinlerde açık kırık haline geliyor. Gelebiliyor evet ama çocuklarda çok nadir. Çok nadir evet yani bu koruma tabakası etrafındaki o periost tabakası daha kalın. Tabii çocuklara daha farklı yaklaşmamız gerekiyor. Bazı durumlar var ki işte erişkinlerde ucuca tam düz bir şekilde yapmamız gereken kırıkları çocuklarda bazen tolere edebilir deyip tam ucuca getirmemeyi tercih edebiliyoruz. Yani bu yeterli diyoruz ki o hafif eğrilik bazen aileler filmlere bakıyorlar. Bakıp hocam bu eğri böyle olur mu diye hani böyle bir endişeyle yaklaşıyorlar. Halbuki kendiliğinden tabii o yoluna ki onların, girecek, düz evet, halini aynen alacak. Çocuğun öyle bir remodeling diyoruz. Kendi kendini düzeltme kapasiteleri var. Artık erişkinlik çağında bu kapasite yok oluyor. O ne kadar muazzam bir sistem diye düşünüyorum ben kesinlikle. De dinleyen olarak. Kesinlikle. Çocukları daha korunmalı tutmuş. Evet. Çünkü korunmaya ihtiyaçları var o dönemlerinde. Evet. Mesela... bazen öyle takip ettiğimiz çocuklar oluyor. İşte o hafif eğri tutmuşları. Genelde bir sene sonra yani tabii bu şeye göre değişiyor. Çocuk ne kadar küçükse o kadar kendini düzeltme kapasitesi var. Ne kadar erişkinliğe yakın bir çocuksa işte 15-16 yaşındaysa o kadar o kapasitede düşüyor. Yani biz hayatın içindeki doktor olarak insanlarla karşılaşırız. Şöyle bir tarif söyleriz. Yani kaç yaşındaysan o kadar günde iyileşir. Yani 20 yaşındakinin iyileşmesi 20 günde ise 40 yaşındakinin iyileşmesi 40 günde gibi. Çocuklarda bu demek ki daha da az. Yok, daha da, aslında hani şey bunun tabii istisnaları da var. Yani mesela 1 yaşındaki çocuk hani onu öyle tabii o genel kaideyi bilen insanlar hastalar soruyorlar. Yani o diyorum öyle bir genel kaide aslında yok. Evet. Bir yaşındaki çocuğun ki ertesi gün kaynamıyor yani hani tabii, evet. tabii. Yani yani bu günü... tabii zaman azalıyor gerçekten mesela işte bir süreç bu işte bir mesela 4-6 hafta diyoruz biz açıklık veriyoruz genelde işte kaynama süreçleri olarak hani çocuk ne kadar küçükse o kadar erken mesela 3 haftada 4 haftada kaynayabilirken erişkinlerde bu işte bazen 1,5 ay 2 ay 3 ay gibi uzayabiliyor tabii. Yani yani o, evet. erişkin değil de yani çocuk dönemlerinde iyileşme süresi daha, daha kolay hızlı, ve daha kesinlikle, avantajlı kesinlikle, diye o demin kesinlikle, sözü öyle evet, toparlamak kesinlikle lazım. Öyle. Yani bu bu tabii bir avantaj. Tabii çocuklar mesela işte yürüyor ama aksıyor diyorlar mesela. Hani bir bakıyorsunuz filminde bir kırık çıkıyor mesela. Hani çocuklar bazen tolere edebiliyorlar. Yani o yüzden. Çocuklarda biraz daha hassas olmamız gerekiyor. Tabii çocuk ne kadar küçükse bizim de muayene ederken de dikkat etmemiz lazım. Çocuk tabii şuram ağrıyor diye söylemiyor. Yani hani öyle bir Evet. dezavantajımız var. Evet. Bazen aksayan bir çocuk hani bizde şeydir. Her eklemi, her şeyi tek tek muayene etmemiz. Bazen çocuk çok ajite olabiliyor. Her türlü ağlayabiliyor. Yani küçük bir kırığı atlamamak için bazen yani kalçadan ayak bileğine kadar filmini çektirdiğimiz de oluyor. Bazen bunları işte kolaylıkla tespit edebiliyoruz. Dediğim gibi hani düşme, çarpma bir travma varsa tespit etmemiz daha kolay oluyor. Travma olmayan çocuklarda farklı aksama nedenleri falan o ayrı bir konu tabii aksayan çocuk deyince. Dediğim gibi şey çocuklarda mesela işte belli bir yaşın altındaki hiç konuşamayan çocuklarda ciddi bir kırık tespit ettik. Mesela femur kırığı var. Çocuk 1 yaşında. Burada her zaman için bir polise bildirmek de gerekiyor. Yani bu çocuk bir işte şey kötü muameleye mi maruz kalmış? Hani bunlar bu konuda da bizim sorumluluğumuz var. Hani acil doktorlarının ve bizim. Çünkü 1 yaşındaki çocuk daha yürümezken hani o femur kemiği kırıldıysa muhtemelen bir yerden düşmüş, düşürülmüş hani bir yani işte siz konuya girerken şunları söylediniz. Çocuklar daha korunmalı, evet, yani evet, kırılmaları evet, daha kolay değil evet. ve iyileşmeleri daha kolay evet. anlamında böyle bir kolaylığı var. Ama bir sürü riskli tarafları da var. Çocuk tabii ki. Derdini söyleyemiyor. Evet. Çocuk
Yani şurası kırık hemen görünemiyor. Onun evet. muayenesi daha zor. Her olayın avantajları ve dezavantajları da var demek ki diyorsunuz. Soru soran var mı diye arkadaşlarımız bize gösterdiler, aktardılar. Murat Alioğlu sağ olsun burayı aramış. Merhaba hocam, iyi yayınlar. 12 yaşındaki çocuğum futbol maçında ayağını kırmıştı. Gerekli tedavisi ve alçı işlemi yapıldı. Ancak daha sonra kemiklerin yanlış kaynadığı söylendi ve şu an günlük hayatında çok rahat hareket edemiyor. Bu durumda fizik tedavi mi önerirsiniz? Cevap verirseniz çok mutlu olurum demiş Murat Alioğlu. Evet. Ne dersiniz doktor? 12 yaş işte dediğim gibi biraz büyük. Yani o daha küçük yaşlarda kendini çok güzel yani iyileştirebilir. O eğri kaynamış dediği eğrilik bile düzelebilirken ayak bölgesi mesela 12 yaşında artık normal büyüklüğüne kavuşmaya başlıyor artık. Yani bazı büyüme kırdakları kapanıyor. Dolayısıyla o ne kadar eğri kaynamış, yani nasıl bir durumda olduğunu ben şey diyorum, her zaman filmleri elinde olan hastalar getirip bize danışabilirler. Yani bir fikir verebilirim. Şimdi o zaman tabii, siz evet. şunu söylüyorsunuz Murat Alioğlu'na. Evet. Ya buradan soruyorsunuz bunu. Biz de kendimize göre buranın şartları neyse o kadar cevap verebiliyoruz. Ama gelip Doktor Tevfik Bey'e danışılabilir. Zaman, bunu danışmak zaman. Da bir masraf hayır, gerektirmiyor. Hayır, kesinlikle. Filmleri varsa tabii, evet. elindeki filmlerini de kesinlikle. Alsın gelsin Murat Alioğlu nedir ne değildir diye danışma yönünden Doktor Tevfik Bey'le konuşsun diye böyle bir netice çıkmış oldu. Gene bir izleyicimiz var. Ne soruyor bize Nergis Aksu? Merhaba hocam. 4 yaşında çocuğum okulda düşüp el bileğini kırmış. Şu an neredeyse tüm kolu alçıda. Evet. Bu durumdan hiç memnun değil. 4 yaşındaki bir çocuğun kırılan kemiklerinin kaynama süresi ne kadardır diye sormuş evet, evet, evet. Nergis Aksahan. Evet. Şimdi tabii çocuklar aslında alçı gibi tedavileri çok iyi tolere ediyorlar. Yani bizim tolere edemeyeceğimiz, ya bizim sıkılacağımız hani bazı çocuklar tabii sıkıntı çekseler de çok kolay alışıyorlar. Yani o immobilizasyon diyoruz. Çocuğu hareketsiz bırakan hani alçı bu durumlarda çocuklar aslında çok ilk başlarda bir çıkartmak ister, rahatsız olur ama bir süre sonra alışıyorlar ve çok uzun süreli alçı tedavilerini çocuklarda yapabiliyoruz. El bileği kırıklarında da çocuklarda alçıyla tedavi edilir. Ve gerçekten çocuklarda dirseğin üstüne kadar alçı yapmak lazım. Çünkü çocuk onu çıkartabiliyor. Yani ve dirseğin üzerine kadar uzatmazsak döndürme hareketlerini yapabiliyor. Ve kolundan çıkıp giden, eline alçıyı alıp gelen hastalar oluyor. Yani ne kadar evet. süre kalacak öyle? Şimdi tabii bu en az bir 4 hafta tutmak lazım. Yani bazen tabii daha erken de 3 haftadan sonra kallus dokusu oluştuysa bazen çıkartılabiliyor ama 4 yaşındaki bir çocuğu bence bir ay kadar alçı tedavisi. Arada bir tekrar film kontrolü yapılıp durması iyi olur diye yani düşünüyorum. Yani kontrollara gelsin, evet, kontrolünü evet, ihmal etmesin evet. ama o 4 haftalık süreye de evet, tahammül evet. etsin, kabullensin, evet, rıza göstersin evet, diyorsun. Daha erken de çıkartabiliyor bazen hekimler ama ben özellikle koruyucu olması açısından yeni oluşmuş bir kaynama dokusunu zedelemesin çocuk, tekrar aynı düşmesin diye biraz daha korumacı davranmaktan yanayım. Şimdi evet. gene bir izleyicimiz var bizde, Ali Demir. Çok süt içirilen çocuklarda kemikler çok kuvvetli olur diye yaygın bir bilgi var. Bu ne derece doğrudur diye soruyor Ali Demir. Evet. Ya tabii ki kemiği geliştirmek için kalsiyum da almak lazım. Güneş de görmek lazım, spor da yapmak lazım. Yani o tabii kalsiyum o şeylerden, komponentlerden bir tanesi. Yani, tek başına süt tek değil başına ama değil. Bunun tamamlayıcıları tabii ki, da var. Tabii ki. Yani hareket de, hareket, spor, güneş de, spor da. Evet. Bunlarla birlikte tamamlarsak. Belki protein de bile. Ya kesinlikle, kesinlikle. Adı var Sinem. Merhaba hocam, iyi yayınlar. Benim sorum çocuklarda kırılan kemik için ameliyat yaptırmak zorunlu mudur? Evet, şimdi bazen nasıl hani iyi olumlu tarafları varsa çocukların yani kemikleri açısından zayıf yerleri de var. Mesela büyüme kırdakları, epifiz hattı yani fizis dediğimiz o fizis hatlarından bazen kırıklar olabiliyor. İşte bunların tipleri de var.
Yani o büyüme kırdaklarından kırılan çocukların tabii o ileride büyüme kırdağında hasar oluşması, yani bu durumlarda bazen ameliyat gerekebiliyor. Eklem bölgesine yakın kırıklar, hani eğer büyüme kırdağı ile ilişkili değilse çok güzel kaynıyor. Açıları falan düzeltebiliyor kendisi ama eğer büyüme kırdağından bir kırık varsa onu düzeltmek gerekiyor. Bazen yani hastaya göre tabii nereden kırıldığına göre ameliyat gerekebiliyor. Bu ameliyat kararı da tabii çocuğun, mesela bazı çocuklar için özel kırıklar var, işte suprachondral humerus kırıkları gibi. Yani bunların düzeltilmezse çocuklarda eğrilik oluştuğu gösterilmiş. Yani çocuklarda bazı deformiteler düzelemeyebiliyor. O yüzden onu o zaman düzelterek tespit etmek gerekebiliyor. Çocuklarda tabii ameliyatlar da bizim erişkinlerden farklı. Bazen sadece düzelterek tel takmak, yani açık bir ameliyattan ziyade sadece bir telle, hani kapalı ameliyat diyoruz biz onlara. Bazen onlarla da tespit edilebiliyor işte dirsek bölgesindeki kırıklar. Dediğim gibi bir tane vidayla da olabiliyor. Genelde o büyüme kırdağından biz vida atmayı çok istemeyiz. Daha çok tellerle tespit etmeyi tercih ederiz. Dediğim gibi o kırığa göre değişir. Yani ameliyat gerekir mi, gerekmez mi kısmı? Tabii evet. Yani kesin bir şey söylemek buradan mümkün değil. Doğru da değil diyorsunuz. Çocuklarda ameliyat da olabiliyor. Ameliyat icap ettiğinde biz buralarda yapıyoruz. Ama ameliyat mıdır, ameliyatsız mıdır konusunu görerek, ne olduğunu bilerek söylenmesi daha uygundur demiş oldunuz. Buradaki sorular aşağı yukarı buna benzer. Gene bir İslam Gürgen de demiş ki kardiyoloji uzmanı var mı? Kardiyoloji uzmanı var. Hayat Hastanesi'nde ihtiyaç olduğunda da yararlanabilir diye söylüyoruz. Aşağı yukarı böyle. Evet. Yani dediğim gibi bazı şeyler var ki çocuklarda işte femur kırığı, bir taraftaki femur, yani bacağı kırılmış küçük bir çocuk. Bazen kemikler böyle üst üste binmiş ama ucuca gelmemiş. Yani böyle bir kırık ucuca gelmemiş. Bu şekilde biz ona o şekilde alçı yapmışız. Çok küçük bir bebek. Aile ya olur mu bu böyle diyor. Halbuki onu ucuca getirip tam yapsak o bacak daha uzun oluyor. Vücut kırılmış bacağı uzatabiliyor. Yani burası kısa kalacak. Hani şöyle bir mekanizma yapıyor. Burası kırıldı ve kısa kalacak bu bacak deyip büyüme kırdakları daha fazla uzatmaya gidiyor. Öyle durumlarda ucuca hatta yapmayın diye hani bir kaide vardır. Özellikle biz onu ucuca getirmemeye çalışırız ki daha sonra o bacak öbüründen daha uzun olmasın. Yani oradaki görüntüye aldanmasın. Hayır, kimse. Kesinlikle. Yani, orada evet. Doktorca olması gerekir aynen, ki biz onu öyle yapıyoruz diyorsunuz. Evet. Bayağı bir zaman oldu. Kısa da tutmak lazım. Evet. 20 dakikayı bulmuşuz. Yani biz şimdi neyi anlattık? Çocuk kırıklarını anlatmış olduk. Tabii Hayat Hastanesi'nin ortopedi bölümü var. 4 uzman doktorumuz var. Her biri bir yerlere bakıyor. Siz buralarda çocuk kırıklarıyla ilgili de gerekli müdahaleleri ve tedaviler yapıyorsunuz kesinlikle diye söylemiş olduk. Onun ötesinde de Doktor Tevfik Öncan Bey tabii diz protezlerini de yapıyor, kalça protezlerini de yapıyor. Neydi o kök hücreyle aldığınızda yaptığınız? Göbekten yağ kök hücresiyle eklem kırdaklarına yapılan konuları da yaptığını görüyoruz. Bunun yanında çocuklarda da çocuk kırıklarına da Hayat Hastanesi'nin ortopedi biriminde bu hizmetler veriliyor diyoruz. O zaman artık Alas teşekkür diyeceğiz. Evet. Siz de Alas yani partı dersen ben de kapatacağım. Evet. Yani çocuklarımıza tabii önce tabii hiç kırılmasın tabii ki. Dikkat etmek lazım. Sağlıklı büyüsünler. Hiçbir yerleri kırılmadan inşallah. Peki. Teşekkür ederim. Doktor Tevfik Bey'e çok teşekkür ediyor. Çok önemli konuları bizim Facebook sayfamızda paylaşmış oldu. Ama çocuklar hiç kırılmasın tarifini de söyledi. Ama ihtiyaç olur da bir şeyler yapılması gerekiyorsa bizler de bunları yapıyoruz dedi. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın diyoruz.